Merhabalar, evime hoş geldiniz. Balıkesir'den size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Malum, koronadan dolayı evlere kapandık. Videonun formatı da bu şekilde evde oluyor maalesef ki. Düşündük, taşındık. Dedik ki ne yapabiliriz, nereye gezmeye gidebiliriz? Bir araştırmaya koyulduk aslında hafta sonu tatilleri için. İşte cuma girip pazartesi çıkabileceğimiz ya da pazar akşamı çıkabileceğimiz, yani sabaha karşı çıkabileceğimiz 5'ten sonra güzel bir fikir oluştu böylece. Yani biz kamp yapmayı seven bir aileyiz. Daha önce de birçok videomuzda görmüştünüz. Şu anda da malum koronadan dolayı ne otellere gidebiliyoruz, ne insan içine çıkabiliyoruz. Yani insanlarla yakın olamıyoruz, yakın temasta olamıyoruz. Böylece de kamp fikirlerinden yola çıktık. Nerede kamp yapabiliriz dedik. Araştırdık derken daha önce gittiğimiz yerler aklımıza geldi. Örnek veriyorum, şu anda işte nerede olmak isterdim? Deniz kenarında mı olmak isterdik? Ormanda mı olmak isterdik? Ve sıcacık bir soba başında ısınmak mı isterdik? Yoksa çadırda uyku tulumunun içinde rüzgar sesini dinlemek mi isterdik derken 5 tane güzel yer seçtik sizin için. Bu 5 tane harika yerin içinde doğal güzelliği olan, deniz kenarı olan, göl kenarında olan çok farklı yerler seçmeye çalıştık. Kendimiz nerede olmak istersek aslında onlardan. Tabii bu arada Facebook'ta karavan gruplarına ben üyeyim. Orada da sordum. Sizlerden gelen tavsiyeler üzerine de değerlendirme yaptım. Birkaç yerde oradan alıntı diyebilirim. Onların üzerine araştırmalar yaptık. Firmaları aradık. Firmalar da video çekmek için izinlerini aldık. Hem kendimiz gitmek istediğimizde nedir, ne değildir, nasıl olur? İşte sizler gitmek istediğinizde ne seçenekleri vardır? Hani hafta sonu oraya kapandığınızda size ne gibi hizmetler verebilir? Nasıl bir vakit geçirebilirsiniz? Doğal güzelliğinin yanı sıra ne bileyim işte bir odun verebilir mi? Odun yakabilir misiniz? İşte o ateş yakmanın heyecanını yaşayabilir misiniz? Bunlar bizim için önemli şeylerdi kış kampı için. Sizler için de asıl bunları sorduk. Bunları değerlendirdik. Bu arada çadırınızla gidemeyebilirsiniz. Bungalov ev tercih edebilirsiniz. Orman evleri var. Orman evlerini tercih edebilirsiniz. Ağaç evler var. Yani bunlardan hangisi vardır hizmetlerinde, hangisi yoktur? Küçük bir derleme yaptık. Bunların ilk sırasında, yani benim çocukluktan beri hayal ettiğim, böyle hep romantik tatillerin en başında gelen Şile Ava aslında. Eminim hepiniz böyle bir kış fotoğrafı gördüğünüzde mutlaka ve mutlaka bir tanesinde Şile vardır. Böyle şömine başında ısınırken direkt böyle bir şeyler, sıcacık bir şeyler içtiğinizi, kış çayınızı içtiğinizi hayal edersiniz diye düşünüyorum. Ondan dolayı ilk önce o bölgede bir araştırma yaptık. Ve o bölgede yaptığım araştırmada hangisine gitmek isterim, nereyi görmek isterim, hani mutlaka daha önceden önünden geçtiğim neresi vardır dediğimizde İstanbul Sahil Kamp'la karşılaştık. İstanbul Sahil Kamp'ta hem deniz kenarı olması, hem yeşilliğin içinde olması, kendine has bir doğasının olması, önünüz uçsuz bucaksız Karadeniz oluşu çok büyük avantaj sağladı bizim gitmek istediğimiz yer oluşu açısından. Bunun için de sağ olsun bize sosyal medya ekibi güzel bir video hazırladı kendi tanıtımları için. Hadi gelin hep birlikte onu izleyelim. İstanbul Sahil Kamp sosyal medya ekibine çok teşekkür ederiz. Burada konaklama seçeneklerinizi sizler için sorduk. İnternet sitesinde de var. Alta linkini bırakacağız mutlaka. Oradan da görebilirsiniz. Bungalovlardan, orman evine, karavana, kendi çadırınızla konaklamaktan tutun da hobbit evlerine kadar aslında hepsi var. Hangisinde kalmak istersin derseniz şu anda ilk istediğim muhtemelen hobbit evi olurdu. Bu
küçücük evden böyle karşında denizle böyle uyanmak mükemmel olabilirdi deniz manzarasına karşı. Önünde böyle odunları yakmak, ateşin başında ısınmak hem güzel hem romantik bir tatil olurdu diye düşünüyorum. Gitmek isteyenler alttaki linkten kendileriyle irtibata geçip fiyat bilgilerini de alabilirler. Tekrar çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Gözlerinizi kapatın ve açtığınızda yayladasınız. Nerede? Erikli'de, Yalova Erikli'de. Hem denize 10 kilometre, yani denize çok yakın, merkeze çok yakın olan ama hem de çok bakir olan bir şeyi var, atmosferi var. Yani nereden biliyorsun derseniz, geçen Karadeniz turu dönüşü uğrama fırsatımız oldu ve biz bayıldık. Sizlerin de gitmek isteyeceğinden eminiz ve kışın orada olmanın çok daha farklı bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum hatta. Erikli Şelalesi var. Şelaleye 10 metre, yani 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde konaklama yeri. Kendi çadırınızı kurabiliyorsunuz. Böyle dere akıyor, derenin kenarına güzel tahtadan iskeleler yapmışlar. Siz kendi çadırlarınızı bunun üzerine kurabiliyorsunuz. Çok çok cüzi miktarlarla burada konaklama yapabiliyorsunuz. Kendi karavanınızla gidebiliyorsunuz. Karavanınıza elektrik alabiliyorsunuz. Wi-Fi'si var. Aynı zamanda sıcak duşu var. İşte 24 saat sıcak duşu var, tuvalet hizmetleri var. Bunlardan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Restoran kısmı, orası konaklamalı olduğu için restoran kısmının açık olduğunu söylediler. Sobanın başında ısınıp o çıtır çıtır odun sesini duyarak da aslında camdan dışarıdaki o sesleri de duyabilirsiniz, derenin akış sesini. Hatta öyle güzel bir kuş sesi var ki böyle uyandığınızda duyabileceğiniz, biz en çok ona bayılmıştık. Ormanın içindesiniz, devasa ağaçların içindesiniz ve sanki herkesten uzaksınız, bakir bir alandasınız gibi düşünün. Hadi gelin onun da fotoğraflarını, videolarını birlikte izleyelim. Fotoğraflar için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Alt kısma linkini bırakıyoruz. Eğer orman havası alayım, ben bir yayla havası alayım, şelaleyi gezeyim, tamamen kış kampı yapayım derseniz Erikli'de bence mutlaka seçeneklerinizin arasında olmalı. Linkten fiyatlandırma bilgisini alabilirsiniz. Ayrıca orada da bir ağaç ev var. 3-4 kişilik. Yine ondan da faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgiyi dediğim gibi alttaki linkteki numaradan alabilirsiniz. Şimdi sırada biraz daha bize yakın. Yani hatta biz onu Çanakkale'nin değil daha çok böyle Balıkesir'in gibi görüyoruz. Çünkü hemen kendimizin de çok yakın gidebildiği Assos'ta. Assos mükemmel bir yerdir. Karşısında Ege Denizi, Midilli Adası'nın ışıkları akşam böyle çok çok güzeldir. Giden varsa bilmiyorum. Bayağı da deniziyle de meşhurdur. Hafif soğuk ama tertemiz berrak bir denizi vardır. Burada birçok kamp alanı var. Yol boyunda her yerde kamp alanı var ama nezih bir kamp yapayım, bunların içinden özenilmiş bir kamp yapayım, öylesine sadece kamp yeri açmış olmasınlar diyorsanız bunun için de size derledik, tasarladık, baktık, araştırdık ve The Garden'ı bulduk. The Garden kampçılara özel bir donanıma sahip aslında. Yani hem karavanınızla gittiğinizde hem kendi çadırınıza gittiğinizde ama en güzeli de bir sürü bungalovuyla kış kampı için en ideal yerlerden biri. Orada yolunuz Çanakkale tarafına düşerse, Balıkesir tarafına düşerse bence kesinlikle görmeniz gereken yerler arasında. Bir kere denizine yazında mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Öyle berraklıkta bir deniz sanmıyorum ki her yerde bulabilirsiniz. Biraz soğuktur
bizim bu tarafın denizi. Ama girdiğinizde sizi kendine getiren, böyle içine bir anda alıveren böyle çok çok güzel bir denizi var. Hadi gelin bir de ona yazı atalım. Bakalım orası nasıl, bizi cezbedecek mi? Dediğim gibi alta linkini bırakıyorum. Hatta bence yolunuz düşmesen bir tık daha öte kış kamplarınız için ya da kış tatilleriniz için bungalovlarda konaklamak için değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi sırada Ege'nin incisi Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda gençlik kampı muhtemelen karavanseverler, kampseverler duymuşlardır ya da mutlaka yolları düşmüştür. Bizim bu sene 2-3 defa gitme şansımız oldu. Daha çok hafta sonu tatillerinde Balıkesir olan yakınlığıyla tercih sebebimiz oldu aslında. Güzel hizmetleri var. Yani restoran hizmetleri bize çok güzel geldi. Kendi çadırımızla gittik. O zaman araç üstü çadırımız yoktu. Yer çadırımız vardı. Hatta buradan Göbekli gezginlere selam olsun. İlk araç üstü çadırı, onları da inceleme fırsatı bulmuştuk. Kendileri çadırı kurarken böyle meraklı meraklı beklemiştik. Sağ olsunlar da bize fikir vermişlerdi. İşte şöyle var, şurası var, burası var diye. Buradan da tekrar selam olsun dediğim gibi. Orada çok güzel bir kamp karavan yeri var. Yani ister karavanla da kamp yapabilirsiniz, kendi çadırınızla gidebilirsiniz. Onların verdiği çadırlar var. Yani insanları mağdur etmemek için çok çok cüzi miktarlara kendi çadırlarını da size kullandırıyorlar. Minder veriyorlar, işte battaniye veriyorlar. Kendi zaten pansiyon şeklinde odaları da var. İçinde yatağı, banyosu, tuvaleti olan. İsterseniz oralarda da konaklayabiliyorsunuz. Hani ben çadırda kalamam derseniz odada güzel bir seçenek olmuş aslında. Biz Felçli dedemle gitmiştik. Dedem 80 yaşında. Yani bayramda onu bırakabileceğimiz hiç kimse yoktu. Ondan dolayı onu da götürmüştük ve çok çok memnun olmuştu. Çok güzel böyle esen, yazın da tercih ettiğinizde çok güzel eser böyle. Denizin o tamamen serinliği sizi buluyor o sıcaklarda bile. Biz sokağa çıkma yasaklarında gitmiştik. Saat 3'ü sabırsızlıkla beklemiştik. Denizi gerçekten çok güzel. Kumsalı çok güzel. Yani ben denizi, kumsalı malum her... Yani deniz seven insan gibi çok seviyorum. Sıcağı zaten çok seviyorum. Ama kışın da tercih edilebilecek bir yer mi? Bence kesinlikle tercih edilmesi gereken bir yer. Bir kere hem ılık, yani Kuşadası kesinlikle ılık olur. Çok soğuk yaşamazsınız. Ama çıkıp bir hava alayım derseniz yürüyüş yolu var. Çok güzel önünde. İstediğiniz gibi sağ tarafınız orman, sol tarafınız deniz şeklinde yürüyüş yolu var. Ayrıca çok yakında bir tabiat parkı var. Yani isterseniz o tabiat parkına da gidebilirsiniz. Ama hafta sonu tatillerinde yani hiçbir yere çıkmayacağım deseniz bile normalde yasaklardan dolayı güzel bir alanı var kendi içerisinde. Yeşillik, bir kere ruhunuz açılıyor. Yani yemyeşil çimler, okaliptüs ağaçları, karşınızda deniz, restoranında oturabiliyorsunuz. Orada istediğiniz gibi kendiniz pişirip kendiniz yiyebiliyorsunuz. Hazır yakılmış mangalı tercih edebiliyorsunuz. Karavan komşularınız oluyor ki yaz kış karavanlar var orada bildiğimiz. Onlarla sohbet edebiliyorsunuz. Uzaktan, sosyal mesafeli de olsa bence tercihleriniz arasında kesinlikle Kuşadası'nı da koyabilirsiniz. O tarafa yolunuz düşerse linki aşağı bırakıyorum. Mutlaka kendileriyle irtibata geçebilirsiniz. Çok sıcak bir işletme. Zaten aile işletmesi. Gittiğinizde fark edeceksiniz. Biz ailece birkaç defa tercih sebebimiz oldu. Sırf bu yüzden. Yani o kapıdan içeri girdikten sonra sizi de o aileden hissettiriyorlar. Tavsiyelerim arasında. Thank you.
Güzel video içinde orada kamp karavancı bir öğretmen arkadaşımız çekmiş. Ona da çok teşekkür ederiz. Bu arada kamp yeri sahibi de sağ olsun çok ilgilendi. Bu tür bir şeyimiz vardı, bu tür bir fikrimiz var deyince. Ve sizler için bu videoyu bize gönderdi. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine ve sizi çok farklı bir yere götürüyorum. Evet, bu sefer İznik Gölü'ne gidiyoruz. İznik Gölü'nün kenarında ki bu tamamen karavancıların tercihiyle yani tavsiyesiyle ve ısrarlarıyla aslında listeye eklendi. Yoksa La Cabana Kamp İznik Gölü kenarında aslında doluluğa ulaşmış durumda. Yani çok çok az yeri kalmış ve yılbaşı için belki de aradığınızda sizi misafir edemeyecek. Ama en azından bu yasaklar devam ederken hafta sonu değerlendirmek isterseniz diye ben bunu da koymak istedim. Çünkü bütün karavancılar ve kampçılar memnun olduğuna göre mutlaka bir ayrıntısı vardır. Kamp sahibinden herkes çok büyük övgüyle bahsediyor. Çünkü ben tanışmadım. İnşallah tanışmak nasip olacak. Çünkü listem arasına aldım. İlk gitmek istediğim yerlerden biri. Hadi gelin bir de onların videosunu izleyelim. İşletmeye tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bu 5 işletmeyi öneren herkese de teşekkür ediyorum. Facebook bu konuda biraz daha bana rahat geliyor açıkçası. Oradan sormak, derlemek, tasarlamak ve insanların fikirlerini alarak bunu yaratmak istedim sizler için de. Öncelikle dediğim gibi kendim nereye gitmek istiyorsam sizler için de tamamen onları hazırladım. Ha, gitmek istediğim yer çok. Yani birçok yer var ama nerenin açık, nerenin kapalı olduğunu bilmediğim için evdeki olan süreçte birçok yeri aradım. Doluluk oranı olan yerleri söylediler. Boş olan yerler vardı ya da kapalı olan yerler vardı. Ben sizler için bunları tasarladım. Dediğim gibi tekrar fikir, tavsiyeleriniz olursa mutlaka şuraya da görmen gerekir. Mutlaka bizim buraya da gelmen gerekir dediğiniz yerler olursa ne olur yorumlara yazın. Ben çünkü gezmeyi çok seven bir insanım. Etkileşim kurmayı da seven bir insanım. Oralara gelirim. Belki tanışma fırsatımız olur.
daha güzel kamplarda buluşmak dileğiyle demeden önce 2020'yi hep birlikte sevine sevine uğurlayarak yepyeni bir yılın gelmesi, 2020'de yaşadığımız hiçbir şeyi yaşamamak dileğiyle. Yani sağlığımıza kavuşalım, korona belası bitsin, maskelerden kurtulalım, doya doya gezelim, özgürlüğümüzü özledik. Bunların hepsini umarım 2021'de yine hep birlikte yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.